İş gücü piyasası alan veriyor. Türkiye'de işsizlik rakamları düşse de istihdam kaybı sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu İş Gücü İstatistikleri Mart 2020 verilerini açıkladı. Tablo koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmeye başlandığı ilk günlerin resmini gösterdi. İşsizlik 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalışla %13,2 olarak tarım dışı işsizlik oranı da 1,1 puanlık azalışla %15 olarak ölçüldü. Pandemi sürecinde işsizliğin azaldığı görüldü ancak Türkiye'deki iş gücü eriyor. Nüfus çalışma hayatının dışına çıkıyor. Bu kişiler işsiz sayılmadığından istihdam azalsa da işsizlik artmıyor. Mart 2020 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla iş gücü içerisinde sayılan nüfus 2 milyon 235 bin azalarak 30 milyon 104 bine geriledi. Aynı dönemde ülkenin çalışma çağındaki nüfusu 1 milyondan biraz fazla artarak 62,2 milyona yükseldi. İş gücüne dahil olmayan nüfusumuz 32,1 milyona çıktı. Sayı 3 milyon 274 bin oranda %11,3 arttı. Mart 2019 Mart 2020 döneminde de istihdamda da ciddi azalma meydana geldi. İstihdam 1 milyon 662 bin azalarak 26,1 milyona geriledi. İşsizlikteki azalma dikkate alındığında işsiz kalanlar iş gücü dışına çıkmayı tercih etti. İş bulma konusunda milyonlarca insanın umudu kalmadı. Çalışmaya hazırlar ancak artık iş aramıyorlar. Ümidi kırık işsizlerin sayısında %64,3'lük bir artış yaşandı. Bu kişiler içerisinde iş bulma ümidi olmadığı için iş aramamayı tercih edenlerin sayısında ise geçen yıla göre %108,5'lik bir artış oldu. TÜİK'in Mart 2020 istatistiklerine göre kayıt dışı çalışan sayısı 4,8 puan azalarak %29,1'e geriledi. Buna göre Türkiye'de 7,6 milyon kayıt dışı çalışan var. Bu sayı geçen yıl 9,4 milyondu.